Hadi Konuşalım'dan hepinize merhabalar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Verdem. Artık stüdyomuz daha hoyratça kullanabileceğimiz bir şekilde olduğu için ikimiz de her an gezinti halindeyiz. Bayağı bir genişledik. Bizi daha enerjik görebilirsiniz yeni bölümlerimize diyebiliriz. Kameramanımız İbrahim bugün. İbrahim Yetkin bize eşlik ediyor stüdyomuzda. Bakalım İbrahim bugün ne maceralar yaşayacak. Evet, programa girmeden önce o da Erdem abiye bu soruyu sordu. Bugün ben nelerle karşılaşacağım program esnasında diye, ama ona hiç bilgi vermedik bu konuya dair. Sürprizlerle dolu bir yayın yine bizi bekliyor. Bir önceki programda biliyorsun çevre gönüllüsüydü. Mahallede sokak sokak geziyordu, atık pil topluyordu. Bakalım bu hafta başına neler gelecek. Biz evet, de merakla bekliyoruz. Bekleyip göreceğiz. Yeni hafta nasıl geçiyor Erdem? Öncelikle onunla ilgili konuşalım biraz. Çok hızlı, çok dinamik, güzel. Yağmur yağıyor. Bak o güzel, sevindirici, biliyorsun çok kuru geçiyor evet. Bu kış. O kötü. Normalde bir Samsunlu'ya sorsan kış nasıl geçer desen yağmur durmaz der değil mi? Evet. Ama maalesef bu kış öyle bir şey yaşayamadık. Yağmur lazım. Yani barajlar için lazım, doğa için lazım, tarım için lazım. Aslında kimi kesimde karı bekliyor. Bir de öyle bir durum var. Yani bu barajların dolması açısından aslında en verimli olan o kar. Değil mi? Yani bir kesim karı beklerken bir kesim de işte böyle yağmurla falan geçiriyor günlerini diyelim. Bir de öğrencilerin beklediği kar var, o başka. Heh, o evet. Tatil. Ama çocukken bu haberi almak bizi de hep çok mutlu eder derdi. Bu durumu da atlamayalım. Öyle edeceğim. O akşamüstü anons edilen yarın okullar tatil söylemleri bizi de her zaman mutlu etmiştir. Sanki yaz tatili başlamış gibi bir heyecan yaşadık. Heyecan, evet kesinlikle. Bu arada şu anda Olcay abi geldi kameralarımıza müdahale ediyor. Merhaba aramıza Olcay. Yeni katılan Olcay Kurt. Ona da buradan hoş geldin diyelim tekrar. Hiç sevmez biliyor musun? Adımı söylemeyin yayında der ama yapacak bir şey yok. Söyledik artık. Evet, bizim programımızın formatı bu. Artık sık sık duyacak izleyicilerimiz diyelim. Yayın odasında da Berati ve Samet de bize eşlik ediyor. Cem abi de her zamanki gibi orada. Dedikten sonra biz kamera arkasında da çalıştığımız için kamera önünde kamera arkasında çalışan insanların adını geçmek bana keyif veriyor o yüzden. Çünkü ciddi bir emek, hepimizin burada çabası var, emeği var. Bunları dile getirmek her zaman beni mutlu ediyor diyelim ve... Burası daha heyecanlı geldi bana. Otur, ayakta durunca daha böyle mu? Bir farklı, böyle bir heyecanlı, evet. Daha güzel geldi bana. Bana da öyle geldi. Şimdi yani programcılarımız niye hep video kol önünü istiyor, biraz daha iyi anladım. Heyecan daha yüksek. Ben bir de oturduğumda biraz daha güç alarak yaptığım için sanki şu an kendimi biraz daha savunmasız hissediyorum. Evet, öyle bir boşluğa evet. Düştüm aslında. Ama bakalım. Bak benim yeni elimde şeyler... de kalem yok. Elimi nereye koyacağımı evet. Şaşırdım. Yani cebimde mi dursun, şöyle evet. Mi yapayım? Bugün böyle bir yenilikle başladık. Ama değişim, yenilik her zaman. İyidir. Tabii. Diyelim, istersen görüntülerimizle başlayalım Erdem. Seyircilerimizin evet, de bildiği gibi. Şimdi görüntülerimizi izliyoruz. Evet, farklı görüntülerin üzerine konuşuyoruz biz programımızda. Daha doğrusu aslında gündem yoğun. Bu yoğun gündemi bir kenara bırakıyoruz. Bizi mutlu edecek. Bu haber de varmış aslında. Mutlu olacağımız birçok da haber var diyebileceğimiz haberleri derliyoruz her hafta. Bugünkü ilk haberimizin konusu çanta ören amcamız. Aslında geri dönüşüm artık hayatımızın olmazsa olmazı bir duruma geldi Erdem. Bu konuyla ilgili ilk olarak ne söylemek istersin? Artık 1 Ocak itibariyle hepimiz poşete para vermeye başladık. Marketlerde 25 kuruş, bazı mağazalara gittiğimizde 40 kuruşa kadar gidebiliyor. Hediye paketleri eğer naylonsa onlara da 25 kuruş gibi bir fiyat ödeme durumumuz oluyor. Bunun gibi bir fiyatlandırma getirildi genel olarak. Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Sence yansımaları nasıl halkta? Hiç bunu bir gözlemleme ihtimalin oldu mu durumun? Ya şimdi herkeste şey havası var. Yani bu kim ne çıkar sağlıyor bundan? Hep herkes o yönden bakıyor. Değil mi? Yani... Peki bunun bir şeyi var mı? Bize bir faydası var mı? Yok. Bunun kime, neye faydası var? Doğaya faydası var. Kesinlikle. Peki doğa bu uygulamayla kurtulacak mı? Bu bir adımdır, bir harekettir, yapılması gereken bir şeydir. Evet. Ne kadar ben da bugün mesela geçirirse... gittim para verdim poşete. Evet. Normalde parasız olduğu zaman böyle bir tomar alıyorduk ya. Şimdi onu alamadım. Kaç tane dedi? Bir tane diyebildim. Geçtiğimiz günlerde bir markette biz de bu diyaloğu yaşadık Erdem. İşte poşet istemiş geçtiğimiz günlerde. Örnek veriyorum. Temizlik malzemesini ayrı poşete koyma gibi. İşte aldığımız ürünleri bizim bir de böyle kategorize ediyoruz evet. Ya biz toplum olarak. Şimdi artık insanlar işte süt şişesini bir tarafa, çamaşır suyunu hemen yanına koyabiliyorlar. Ama eskiden her biri için özel poşet istiyorduk. Çünkü o zaman fiyat ödeme gibi bir zorunluluğumuz yoktu. Hoyratça kullanabiliyorduk bu durumu. Dün mesela annemle konuştum. Dedi ki ip buldum, file örüyorum. Ne güzel. Gene o şeye başladık işte. Ne güzel. Bakalım anneciğim bir tane de bize gönderirsen bize de lazım. Kimisi file örerek
bu ihtiyacını karşılıyor yerden. Kimisi işte kese kağıdı kullanan var mı hiç şahit olmadım henüz ama. Ben hatırlıyorum ya bayağı o gazetelerden kese kağıdı yapılıp içine konurdu. Evet. Cepten hemen file yer kaplamayan. Görüntülerimiz de Bursa'dan yansıyor yerden. 56 yaşında Nazım amca bu sepetleri öğren amcamız. Bu ördüğü de atık koli bağları. Mutlaka karşılaşmışsınızdır atık kolilerin böyle birbirine bağlanabilmesi için kullanılan plastikten yapılan bağlar bunlar. Geri dönüşümle onları pazar çantasına çeviriyor amcamız, Nazım amcamız. Ve bunlardan hem ekonomik olarak kendisine gelir sağlıyor hem de vatandaşın naylon poşet isteğini de karşılamış oluyor. Kimi dediğim gibi file örerek, kimisi de bu tarz geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek bizlerin, vatandaşın ihtiyacını karşılıyor. Bu da aslında bir pazar ağı da aynı zamanda. Bir şeyler eğer ki parayla satılıyorsa hemen Türk vatandaşı o keskin zekasını kullanıp vatandaşın ihtiyacını ben nasıl karşılayabilirim ve bundan da nasıl maliyet sağlayabilirim düşüncesiyle böyle küçük küçük çalışmalar yapan vatandaşlarımız var. Şimdi planlı gittiğin zaman bu olur ama sürekli yanında gezdiremezsin bunu. Evet. Yalnız çok sağlam olduğu her halinden belli. Evet, benim dedemin var bunda nereden? Havzada zaten çok yaygındır. Yani pazara giden herkes böyle çantalarla gider. Her salı sebze pazarı kurulur havzada. Ve pazara giden herkesin elinde bu çantalardan mutlaka vardır. Ben o yüzden çok yakınım bu tarz ürünlere. Zaten Anadolu'da çok kullanılan bir üründür. Dediğim gibi çocukluğumda da hep böyle dedem alır salı günleri gelirdi. Bakardık torba boş mu dolu mu işte aldım alışveriş falan. O yüzden hem iç ısıtıcı hem vatandaşın ihtiyacını karşılayıcı güzel bir detayla başladık bugün. Hadi konuşalım hadi diyelim. Bu konuyla ilgili söyleyeceğin bir şeyler var mı geri dönüşümle ilgili altını çizmek istediğin? Geri dönüşüm önemli. Devletin de bunu daha motive edici artık yaptırım mı olur? Ödül tarzı bir şey mi olur? Değil mi? Hani böyle kutuya atarsın, depozito gibi paranı alabilirsin belki. Daha böyle hayatımızın içine sokmamız lazım bizim bu geri dönüşümü. Geçtiğimiz günlerde bir siyasi isim bu konuya dair açıklama yapmış derdi. O da böyle vatandaşın parayla poşet sahibi olmasındansa insanlara ödül, hani poşet kullanmayan insanlara ödül verilmesinin daha mantıklı olduğunu söylemişti. Hangi siyasi partiye mensuptu hatırlamıyorum. Sadece hani oradaki fikri alıyorum konuşabilmek adına. Hani insanları böyle cezalandırmaktansa poşet kullanımını azaltın yoksa sizin paranızı alırım demektense onlara sen parayı poşeti kullanmadığın için böyle bir güzellik sağlıyorum sana gibi ödüllendirilmesi bence daha iyi olur gibi bir de varsayım ortaya atmıştı. Poşet kullanımı azalsın da artık cezayla mı oluyor? Ödülle mi oluyor? Ödülle mi oluyor? Bir şekilde olsun ama. Ama sence cezayla mı olduğunda daha çok azalır, ödülle mi olduğunda? Cezayla. Değil mi? Türk vatandaşı. Ya Türklükle alakası yok. Bu insan psikolojisinde olan bir şey bu. Ha, gerçi evet ben de şimdi Türk diyerek böyle şey... Yok bizde vardır o yani. Evet biz biraz... Bu tarz durumlarda hemen kendimizi böyle yaftalarız. Evet öyle bir toplum ama olduğumuz için söyledim. Ama insan psikolojisi. Kesinlikle. Bize has bir şey değil yani. Öyle diyelim evet doğru diyorsun. Şimdi diğer görüntümüz Elazığ'dan yansıyacak Erdem. Öncelikle aslında hani karı çok seviyoruz diyoruz. İşte karda kartopu oynamak gibi böyle pozitif, olumlu şeyler, olumlamalar yapıyoruz her zaman. Ama evet. Maalesef bu tarz şeyleri böyle haberimizin konusu karda drift yapan bir sürücü. Aslında trafik cezalarının da bu derece arttığı bir dönemde çok görüntüleri de izliyor şu an izleyicilerimiz. Biz de üzerine konuşalım seninle isterim. Yani çok cesaret işi yaptı. Zaten 15 bin lira bir cezaya çarptırılmış. İyi ki de çarptırılmış. Belki bir daha yapmaması gerektiğini bir bedel ödeyerek anlar. Bu şekilde drift yapıyor. Elazığ'dan gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilip Harput'a çıkıyor. 3 sürücü bir de Erdem. Tek de değil görüntülerde görüyorsun. 3 ayrı sürücü böyle birlikte sıra sende, sıra bende gibi. Sanki bunu çok normal bir şeymiş gibi. Bir de dediğim gibi 3 kişi olarak gitmişler. Ama şimdi ödül yöntemiyle bunun araç... önüne geçebilir misin? Drift yapmayan ödül. Bunun cezayla engelleyebilirsin ancak. Evet, kesinlikle. Ancak. Dediğim gibi. Ya da çok işte küçük yaşlardan verilebilecek kontrollü eğitimlerle belki olabilir. Aslında... Şu an ama öyle bir şey mümkün olmadığı için. Çünkü ağaç artık yaş değil. Evet. Ne yapacağız o zaman? Cezayla bir şekilde maalesef ki, halledeceğiz. Evet. Artık insanlar da şunun farkına varsın yani artık her yerde var kamera. Yani
beni şu drift yaptığınız, yapabileceğiniz her yerde bir kamera var mutlaka sizin izleyen. Kesinlikle. Yani o cezayı yiyeceksiniz. Onun için hiç bulaşmayın böyle drift işlerine. Çok meraklıysanız bununla alakalı bir pist bulun, trafiğe kapalı bir alan bulun. Ona bir şey diyen yok zaten. Kesinlikle, yani trafikten men edilmişler zaten. 2 ay boyunca da ehliyetleri elinden alınmış bu sürücülerin. Dediğim gibi 15 bin gibi de bir para cezası ödemişler. Çok üzücü bu tarz haberleri görmek, yansıtmak aslında çok da üzücü yani. Nasıl böyle nasıl desem, kar yağışını böyle bir şey olarak çevirmek, böyle bir şey haline getirmek, fırsata çevirmek. Öyle değil mi? Yani kar topu oynarsın, kahveni alırsın, geçersin, kar yağışını izlersin. Çok daha insanın içini ısıtacak, yapacak çok şey vardır kar yağdığında akla gelen ama kimi vatandaşın da aklına... Bu şeye geçtiği zaman, bu direksiyona geçtiği zaman özellikle biraz da gençse, kanı da deli kaynıyorsa... Değil mi? Ne oluyor biliyor musun? Mesela şu el hemen şöyle bir gidiyor. Şöyle bir direksiyona oturuyor değil mi? İbrahim bilir. İbrahim de delikanlı. Yani o koltuğa oturdu mu şu el bir şöyle oluyor. Ondan sonra bu el bir şeye gidiyor, vitese gidiyor. Artık orada sen olmaktan çıkıyorsun. Doğrudur. Kontrolü kaybediyorsun. O içinde böyle kaynıyor, hormonlar mı kaynıyor, ne oluyorsa artık. Ama şimdi ne olacak? O da yapıyor. Ceza. Evet. Ceza bu tarafta diyecek ki yapma. Kendini kontrol et. Gerekiyorsa dur, bir sakinleş. Ondan sonra devam et. Aslında kontrollü sürücü olmak çok da zor değil. Belki bunu trafikte olmayan biri olarak söylemek bana kolay geliyor olabilir ama... Trafikte sürekli olan insanları biraz anlayabiliyorum. Yani şey tükeniyor, sabır tükeniyor. Şimdi sabahtan akşama kadar trafikte olduğun zaman gerçekten tahammülün de azalmaya başlıyor. Ama her zaman trafik hani sıkışıklığına açıp, da, yola çıkmada da... Şeyi anlayamıyorum, hani öfke kusan, işte camı indirip birbirine hakaret boyutunda söylemlerde bulunan insanlar oluyor. Kimi zaman... Bu artık trafikten de taşıp insanlar araçlarından inip birbirlerine saldırabiliyor. Sen bu tarz... benim kim olduğumu biliyor musun? Gibi. Nar, değil mi? Evet. Yani bana bunlar çok koltuğun şurasından üzücü geliyor. O isim koyulan bir sopa çıkıyor. Ne yazık ki. Yani böyle de bir milletiz. Sopaya isim koyabilecek kadar özelleştirebiliyoruz. Bak, o kadar yerleşmiş ki bizi Cem Yılmaz bir de filmlerde bir komedi unsuru olarak, değil mi? Taksiyi durduruyor. Açıyor şoför koltuğunu. Oradan alıyor. 2 dakika şunu aldım diyor. Yani bu ne? Her arabada orada evet, bir tane var. İşte aslında şiddet eğilimi. Neden hani bu kadar şiddet eğilimindeyiz? Niye bu kadar hani sakinlik yoksunuyuz? Gerçekten bunu anlamak hem zor hem de bu zaten sosyolojik, psikolojik farklı bir incelenmesi gereken alan. Haberin sesinde bir uzman konuk alıp. Evet, ilerleyen günlerde Haberin Sesi programında bir psikolog eşliğinde toplum olarak neden bu kadar öfkeliyiz ve öfkemizi nasıl yatıştırabiliriz konusunu sizler için ekranlara getireceğiz. Haberax TV ekranlarını izlemeye devam edin diyelim. Küçük bir televizyon reklamımızı yaptıktan sonra istersen var mı elinde? Dergimizde de zaman zaman bu konuyla ilgili yazılar oluyor biliyorsun. Evet. Pek çok uzman isim var dergimizde yazı yazan. Bu sayıda yok galiba ama özellikle sağlıkla ilgili de çok güzel şeyler var. Geçtiğimiz sayıda vardı evet. Bu ayki köşe yazılarında sanırım olmayabilir ama yazılarda. Ama geçtiğimiz ay sanırım dediğin gibi bir de sağlık konusunda zaten sık sık dergimizde de işleniyor sağlık konusu diyelim. İstersen bir sonraki haberimize geçelim. Geçelim. Köy okullarını konuşalım biraz istersen öncesindeydim. Yani köy okulunda okumak ve şehirde bir okulda okumak arasında sence nasıl bir ince çizgi vardır? Yani orada okumak ve burada okumak arasında. Merkez eğitimi. Şimdi şehirde imkanlar daha farklı tabii ama şimdi köy var, köy var. Değil yani, mi? Hani bazı köyler var şehrin minyatür hali gibi her türlü imkanı olan. Evet. Ama kimi köyler var dağ köyleri yani. Elektrik bile bulamayabiliyorsun. Evet, görüntüler de yansıyor Erdem. Görüntülerin üzerine önce biraz bilgi verelim istiyorum. Batman'dan yansıyor görüntüler değerli izleyenler. Orada bir köy var uzakta projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Badminton Federasyonu ile birlikte bu projeyi yürütüyor. Ve proje kapsamında da öğrencilere Badminton Federasyonu'nun gönderdiği raket, top, file, dikme ve spor malzemesi hediye ediyor. Ekranda da görüyoruz oradaki çocukların ne kadar mutlu olduğunu. Maalesef her çocuk aynı şartlar içerisinde doğmuyor. Bazı çocuklar var ki onlar bazı şeyleri daha geç görüyor, daha geç öğreniyor. Yansıyan görüntü derdi ki kardeşlerimiz de çok şaşırdıklarını ifade ediyorlar. Yani onlara sunulan bu
spor malzemeleriyle ilk defa tanışanlar var. Çok mutlu tenis etmiş onları. Tenis desen tenis değil, raket desen raket değil, top dediğin şey topa benzemiyor. Değil mi? Bambaşka. Ama oynadın mı badminton? Yok, oynamadım. Çok zevklidir. Bir işte biraz rüzgarlı havada biraz zor oluyor. Doğrudur. Mesela böyle çok hızlı vurursun topa, hızlı gidiyormuş gibi yapar ama o arkasındaki tüy gibi o açıklık onu hemen yavaşlatır, yere düşmeye başlar. Çok zevklidir. Evet, deneme, kesinlikle denemek bizim isterim. Şu bahçe tarafımız müsait. Orada bir maç yapabiliriz istersen. Tabii, neden olmasın. Biliyorsun hemen karşımızda bir alışveriş merkezi var. Evet. Hemen alırız ürünlerimizi, başlarız badminton oynamaya. Neden olmasın? Onu da böyle çekim haline de getiririz. Seyircilerimize de buluştururuz. Nasıl oynadık? Sana nasıl yenildiğimi daha doğrusu. Belli olmaz. Paylaşırız. Bak bunlar biraz da şeylerle bağlı. Kişilerle alakalı bir şey. Evet. Yani insanların ne kadar idealist olduğuyla, yani ne verebilirim? Hani daha fazla ben ne katabilirim? Şimdi zaten senin bir sorumluluğun var. Yapman gereken şeyler var. Hı hı. İşte şunları öğreteceksin. Bunlardan bahsedeceksin. Şu gün şu saatte geleceksin. İşte yoklaman gibi bu klasik bunun şeyleri var. Hani hı hı. Çerçevesi belli. Peki sen bunu nasıl süsleyebilirsin? Evet. Kendinden ne katabilirsin? Zaman zaman yansıyor mesela bir öğretmenimiz. Sınıfta öyle bir dekorasyon yapmıştı ki insanın ağzı açık kalıyordu yani. Değil mi? Çok basit şeylerle. İşte bu ne? Biraz idealist. Bir şeyler katma, bir faydalı evet. olma. Eğitimi mutlaka biraz daha yani şöyle bir durum var. Eğitim tabii ki çok önemli veya işte bunun zaten hani altını sık sık çiziyoruz. Eğitim, eğitilmek her yaşta, her çağda sürekli kendini yenilemenin önemini her zaman söylüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir uzman bir ismin bir var söylemiydi bu Erdem. İşte okula giderken öğrenciler mesela hiçbir şekilde kapının dış kısmını aşındırmazlar. Ama iç kapısı her zaman daha aşınmış şekildedir kapıların. Çünkü çıkarken öğrencilerin hepsi aynı anda kapıya yüklenir. Ama kimse girerken aynı gayret içerisinde değildir gibi bir söylemi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Güzel tespit. Evet, kesinlikle bana da çok güzel gelmişti. Maalesef sanırım bizim böyle bir sorunumuz var. Yani okula gidişler biraz isteksiz ama çıkışlar şöyle ayaklar sürünüyor. Olabildiğince evet sürüyerek. İstekli oluyor. Bunu da böyle sevimli hale getirmek, orada biraz daha hani eğitimin yanı sıra sporsal aktivite, spor aktivitelerinin, sanat aktivitelerinin okulda bize verildiğini bilerek aslında gittiğinde öğrenciler bambaşka bak, bir şekilde gidebiliyorlar. Bambaşka niye bir ayak mutlulukla, motivasyonla. Söyleyeyim mi sana? Bak niye ayak sürerek gidiyoruz? Çünkü şöyle kocaman kitaplarımız var bizim. Şunu öğreneceksin. Şunu öğreneceksin. Çevir sayfayı. Bunu öğreneceksin. Yaz. Şunu da yaz. Evet. Bunu da yaz. Bak bunu da öğren. Neydi? Mesela formül. Neydi o formül? Ezberle söyle. Ya da. Şimdi bu neyi dikte ediyorsun biliyor musun? Senin bir şey merak etmene gerek yok. Öğreneceğin şeyleri biz sana söyleyeceğiz. Öğrenmen gereken şu, 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 şu. Bu sefer ne oluyor? Çocuk onun dışına hiç çıkması gerektiğini sorgulamıyor. Yani onun dışına çıkamıyor. Belli bir kulvara sokuyorsun onu. Orada gidiyor. Bunun en büyük sıkıntısını da üniversitede yaşıyoruz. Üniversiteye geldiğinde de aynı şey olsun istiyor. Hani bana söylersin şunu ezberle, şunu ezberle, şunları da ezberle. Oradan çıktın mı genel müdür olarak başla. Gibi bir algı. Ama işte öyle olmuyor. Evet. Olay merak ettirmekte. Soru sordurmakta, sorgulattırmakta. Kesinlikle. Başka türlü oluyor mu? Ya da neden öyle denmiş ona? Sorgulamadığımız müddetçe ilerleyemeyiz. Bu. Evet, kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum Erdem. Bir de yani merak et. Yani çocukların meraklarını öldürüyoruz. Merak çok güzel bir şey. Merak etmeden öğrenmen mümkün değil. Bir şeyi merak etmeden öğrenebilir misin? Kesinlikle öğrenemezsin ve bu sadece çocuklar için de geçerli bir şey değil. Hayatın her alanında ne yaşta olursan ol yani öğrenmenin yaşı olmadığı gibi merak etmenin, sorgulamanın, çok basit de bir soru olsa bunu sorarak öğrenmenin, bilen kişiden bir şeyler kapmanın yaşı olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka sen de böyle düşünüyorsundur. Küçük çocuklar çok soru sorar, bunaltırlar değil mi? Evet ama ya bırakın sorsunlar. Kesinlikle bırakın sormadığında sorsunlar. Bir problem aslında vardır. Hani çocuk bir şey öğrenmek istemediğinde orada aslında bir problem vardır. Çocuk dediğin soru sorarak gelişir zaten. Diyelim. Bu haberimizi de böyle sonlandıralım. Bu güzel. Eğitim benim içimde büyük bir yara yok. Bak görüyor musun? Evet. Aynı zamanda bu tarz
çalışmalar yapan kişileri de ben buradan hani tebrik etmek istiyorum. Allah onların yolunu evet, açsın. Evet yani bir yerde bir ihtiyaç olduğunu gözlemliyorlar, saptıyorlar ve ardından buna dair işte para, maddi olarak, manevi olarak nasıl destek olabilecek insan varsa onları toplayıp gidip o köy okuluna yardım yapıyorlar. Bu çok güzel, çok insani. Hepimizin aslında zaman zaman bu tarz oluşumların içerisinde yer almamız gerekiyor. Yani birine iyilik yapmak için illa birilerinin bizi bir şeye dahil etmesine de gerek yok aslında. Biz de bir şeyler yapabiliriz. Katılmak kolay. Evet. Ama işte o birilerinin öne çıkıp bu organizasyonu yapması işte asıl alkışı onlara geliyor. Kesinlikle. O yüzden bu haber beni çok da etkiledi. Yani her zaman bir şeyler yapmak için içimizde bir ışık vardır. Mutlaka onu hani doğru yöne yontalım. Neye ihtiyacı olan çocuk var? İşte kimin neye ihtiyacı var? Bunu saptayıp bu tarz çalışmalar yapmak çok güzel. O yüzden günün alkışlanacak haberi olarak seçiyorum bu haberimizi. Ve geçelim farklı bir habere ama istersen öncesinde birazcık İngilizceyi konuşalım. Sen I can speak şakır şakır English. Evet, senin İngilizcen var. Yani ve biraz bize İngilizcenin neden bak, önemli İngilizcem olduğundan niye var, istersen bahset. Niye İngilizce biliyorum biliyor musun? Meraktan. Merak ettiğim evet, için. Evet aslında biliyorum. Evet bu çok güzel oldu. Neyi merak ettim biliyor musun? Mesela oyun oynarken oyunu daha iyi nasıl oynarım? Onu merak ettiğim için ve o oyunlar İngilizce olduğu için oradan başladı. Ondan sonra hoşuma da gitmeye başladı. Yani yabancı biriyle konuşabilecek olmak bu da benim için ayrı bir meraktı. Hani nasıl bir deneyim olur? Hı hı. Ondan sonra öğrenmek için yabancı dil şart. Çünkü dünyanın büyük bir kısmı Türkçe konuşmuyor. Evet. Çoğu kaynakta İngilizce. İşte İspanyolca. Şimdi artık Çince önemli olmaya başladı. Bir şeyleri öğrenmek için de yani merak ettiğin şeyi öğrenmek için artık yabancı dile ihtiyacım var. Benim İngilizce öğrenmemdeki en büyük sebeplerden biri de bu. Şimdi ben İngilizce bilmeseydim yani bu konumda çalışabilecek yeterlilikte olamayacaktım büyük ihtimalle. Çünkü kaynakların çoğu o zaman İngilizceydi. Yabancı dili ben onun için önemsiyorum en az bir tane. Değil mi? Bu haberimizin konusunda da zaten Erdem İngilizceyi hani bu kafede eğlenerek İngilizce öğreniyorlar demiş haberi yapan arkadaşımız bu haberin başlığını. İşte öğrenciler Erdem görüntülerimizde de var. Fatsa ilçesinden yansıyor bu görüntüler. Okulda hayata geçirilen bir proje dahilinde hem eğleniyorlar hem de İngilizce öğrenip sınavlara hazırlanıyorlar. Şurada ilk dikkatimi çeken şey bak sıkıcı değil ortam. Değil mi? Yani özgür bir ortam. Siyah beyaz değil kesinlikle. Önce. Her şeyden önce dediğim gibi bir de özgür bir ortam Erdem. Hani seni bir sınıf değil de bir kafeye. Demek ki hani öğrenciler böyle şeyleri seviyor. Aslında biraz eğitim modellerini öğrencilerin istedikleri doğrultuda yonttuğumuzda da başarı kaçınılmaz oluyor da diyebiliriz. Yani bir kafeye çocukları getirip orada bu şekilde İngilizce diyalog kurdurarak İngilizce bir de İngilizce ile ilgili ya da yabancı dille ilgili maalesef beynimizde, bilinçaltımızda öğrenmesi zor. İşte bir dil öğrenmek. Niye zor? Çünkü sana ezberletiyorlar. Eğitim sisteminden gene kaynaklı bir şey bu. Şimdi sana öğretmenin gelip de dese ki, yani şunu açıklamıyorlar bak bizde açıklama yok. Bir şeyi niye öğrendiğini bile söylemiyorlar sana. Direkt al ezberle. Tamam da niye? Hepimiz neyi sorduk? Ne kadar haklı olarak soruyoruz ama. Yani biz bu bilgileri nerede kullanacağız? Evet. Bize bunu niye sordurtturuyorsunuz ki? Sadece not kaygısıyla edindiğimiz bilgiler haline geldiği için hayatımıza entegre edemedik. Böylelikle de okuldan mezun olduktan sonra şakır şakır İngilizce konuşmamız gerekirken aldığımız eğitimler çünkü bize o denli veriliyor. Hiçbirimiz maalesef ki yani böyle şakır şakır İngilizce konuşarak mezun olamıyoruz. Neden? Çünkü hep kafamızda bir not kaygısı var. İşte kaç alacağım, dersten geçecek miyim, karneme nasıl yansıyacak? Bu da bizim öğrenmemizi biraz da olsa etkiliyor eminim ki. Öğretmenler de zaten bu kafeyle ilgili onu söylüyorlar Erdem. Çocuklarda hiçbir şekilde not kaygısı olmadığı için kendi aralarında istedikleri gibi İngilizce konuşuyorlar. Biz bu durumu dayatmadığımız için sınıf ortamında hani konuş demediğimiz için ya da öğrenmelisin kelimeleri tek tek demediğimiz için onlar kendi aralarında kendi akranlarıyla bu durumu çok rahat yapıyorlar ve bundan keyif alıyorlar diyor. Bir şeylerden keyif alarak yapmak sanırım başarıyı beraberinde getiriyor. Kesinlikle katılıyorum. Evet yani olabildiğince keyif almıyorsan, eğlenmiyorsan o zaten eziyettir. Evet, kesinlikle. Oradan da işte maalesef böyle başarılı bir çalışma. Ya şu da
Tabii yani o sıkıntıyı da yaşamamız gerekiyor ama işte biz yanlış yerde yaşatıyoruz. Yani şimdi bir ürünü ortaya çıkarabilmek için, bir fikri ortaya çıkarabilmek için, belli konularda başarılı olabilmek için biraz sıkışmamız gerekiyor. Niye biliyor musun? Yani demiri bile nasıl döverler değil mi? Yani o bir ısıtırlar onu, kıpkırmızı olur. Ondan sonra döverler. Yani bir ürün, bir fikir böyle ortaya çıkıyor. Yani mutlaka biraz emek de verilmesi gerekiyor. Lay 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 olmuyor her şey. Ama biz işte daha küçücük yaşlarda yanlış yerlerde alev atıyoruz çocukları. Evet, maalesef. Ondan sonra işte bu sıkıntılı durumlarda da baş edememeye başlıyorlar. Evet, bu da bizim maalesef dediğin gibi belki de sorunlarla, problemlerle baş etme şeklimizi de etkiliyor. Yani çocukluktan aldığımız bambaşka bir eğitim bilinçaltımızda yetişkinliğe geldiğimizde aslında bambaşka bir problem olarak da ortaya çıkabiliyor. Maalesef psikologların söylediği hani çocukken yaşadığımız ve sonrasında da problem haline gelen bazı şeyler oluşabiliyor. Çok önemli dediğin gibi. Bunun için de biraz daha bilinçli aile, bilinçli toplum işte. Her şey ailede başlıyor Erdem. Yani aile ne kadar bilinçliyse bu konuda işte çocuk için neyin ne kadar doğru olduğunu analiz edebilecek durumda ise o çocuk da yetişebiliyor. Daha iyi yetişebiliyor, daha iyi gelişebiliyor. İşte daha çok sorguluyor, daha meraklı oluyor ve o da bizler için hani geleceğimiz için, aydınlık geleceğimiz için diyelim o klişe sözcüğü kullanalım. Çok daha iyi oluyor. Kesinlikle. Evet. Diyelim ve biraz sokak hayvanlarını konuşalım Erdem. Sokak hayvanlarını konuşalım. Tabii burada İbo'ya değinmeden olmaz. Şimdi ne sokak hayvanı İbo? Dediğin zaman ilk aklıma gelen isim İbo. Bak her mesaiden çıktığında bir tane dostluk maması çıkartır cebinden. Evet. Bize de söylüyor, arada bize de diyor yani alıyor musunuz siz? Hı hı. Çok da uygun fiyatları diyor. Geliyor evet. Hani haber merkezinde de. İşte hatta biz mesela utandırıyor bizi zaman zaman. Para toplayıp kiloluk alıp dağıtıyoruz. E şimdi şey olursa eğer kar yağarsa, şimdi ilçelerde yağıyor mesela. Evet. İlçelerde İbo'yu örnek alabilirler. Kesinlikle. İbo'yu tebrik ediyoruz. Bugünün alkışlanan ikinci haberi. Yani eminim şimdi ver desem bir paket kesin çıkar. Ama şey yapmayalım, harcamayalım. Artık onu mesai sonunda kedilere, köpeklere, işte kuşlara. Ya şey bile taşıyor ya. Şöyle kutulu kuş, muhabbet kuşu yemleri yok mu? Onları da, onları ona şahit yani olmamıştım. Serpe serpe geziyor. Ne güzel. Erdem, bu arada görüntülerimiz, daha doğrusu fotoğraflarımız yansıyor. Bu haber beni çok etkiledi. Bu haberi fotoğraflarla birleştirerek yapmak istedim. Kuşadası'ndan yansıyor. Kedimizin adı Pamuk Erdem. İlkokul, öğrenciler tarafından, burası bir ilkokul, öğrenciler tarafından da okulun bahçesinde bulunuyor kedi. Ardından sahiplenip derslere de girmeye başlıyor. Gördüğün gibi zaten derslerde de sıralarda öğrencilerle birlikte ders dinliyor. Pamuk okullu oldu diye sunmuşlar haberi. Benim de çok hoşuma gitti başlık. Aslında olayın da farklı da bir boyutu var. Artık okullarda bu tarz hayvan sevgisi, işte hayvan bakmak, geçtiğimiz günlerde de herhalde bir köpeğin bir okulda, Golden türü bir köpeğin okulda sahiplenip onlarla birlikte teneffüslerde işte orada bir kafesi de var, yemini falan veriyorlar. O şekilde öğrencilerin sevdiği bir ortam yaratılmıştı. Bu da yine o tarz bir haber Erdem. Bu kez de kedi haberimizin konusu. Sahiplenip kediyi böyle öğrencilerle birlikte ders alıyor öğretmenler. Şimdi kediyi bir de uzaktan sevenler de var hayvanları. Yani onlarda da ay falan olurlar hani. Evet. Şimdi acaba orada o çocukların öyle ailesi olan var mıdır? O soru geldi aklıma. Yani bu hayvanların temizliği de önemli. Evet, kesinlikle. Aşısı falan umarım yaptırılıyordur. Şöyle kedinin bütün bakımını öğrenciler üstlenmiş durumlarda. Harika. Evet, kedi. Yani öyle hani aldık durduk evet, diye onun evet. Bir sorumluluğu var çünkü. Kesinlikle ve kedinin bütün sorumluluğunu öğrenciler istekli olarak karşılamışlar. Bu da çok güzel. Öğrencilerin yani yeni neslin hayvan sevgisini ben çok daha yüksek görüyorum, gözlemliyorum zaten. Hayvanlara daha sevgi dolular. Bunları zaten bu bilincin oluşması adına da güzel çalışmalar yapılıyor. Artık sık sık hani altı çiziliyor bu konunun. İşte hava soğudu mutlaka bir kap su koyun, bir kap yemek koyun sevimli dostlarımız için gibi. Aslında artık eskiye nazaran daha bilinçliyiz. Maalesef bilinçsiz olan bir kesimimiz de var. Hayvanlara şiddet uygulayan, eziyet eden bir kesim de var. Normal değil, sağlıklı bir beyin değil. Kesinlikle. Onları da zaten buradan o tarz haberler yansıdığında hep kınıyoruz. Ama onların yanı sıra böyle ülkemizde güzel haberler de var. Çocukların
daha ilkokul sıralarından. Ya şey çok güzel başlıyor. Evet. Pamuk okulda oldu. Evet. Kitap ismi gibi. Kesinlikle. Bir de geçtiğimiz programlarda da bahsetmiştim. Biz Burcu'nun kedisi olduğu için bir kediyle yaşıyoruz evde ve gerçekten bir hayvan sevgisi, o hayvanla birlikte bir ortamı paylaşmak, onun karnını doyurmak, işte gözünden bazen acıktığını ya da susadığını anlıyor olabilmek çok güzel. Sana ifade edebilecek bir dili yok. Hani seninle sağlıklı iletişime geçemiyor belki ama hissel olarak seni çok net hissediyor ve bu çok güzel bir duygu. Bunun da çocuklara bu yaştan aşılanıyor olması bence her okulun bir kedisi olabilir dedirtecek nitelikte. Çok güzel. Yani gerçekten içimizi ısıtan bir haber derler ya. Evet. O oldu. Kesinlikle evet. Öyleydi. İstersen Erdem görüntülü haberlerimize bir es verelim. Zaman zaman habergazetesi.com.tr'den izleyicilerimizle haberlerimizi paylaşıyoruz. Biz burada haberlerin... Sevgili Anıl ve ekibine selamlar buradan. Evet, onlar çok ciddi emek sarf ediyorlar bu konu, sizlere doğru, tarafsız, hızlı haberi ulaştırabilmek adına. Bizler de buradan küçük küçük sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii haberlerin küçük bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz. Siz habergazetesi.com.tr'den haberlerin ayrıntılarını okuyabilirsiniz diyelim. Türkiye'de Erdem 2018'de kişi başına 7 kitap düşmüş. Biraz kitap okumakla ilgili konuşalım istiyorum. Kitaba bakış açını. Şey de biraz etkiliyor bunu, internet. Şimdi ben mesela okurken bu kadar yaygın değildi internet. Bir kitap arayışı içerisindeydim. Hı hı. Profesyonel anlamda bilgi ihtiyacımı karşılamak için en azından kitap alıyordum. Ama şu an ihtiyaç duymuyorum. Çünkü internetten bu açıyı kapatabiliyorum. Ama kitap okumak iyi... Etkinlik, yani nasıl hani bir yemek yemek bir fiziksel bir şeydir ya, bu kitap okumak da öyle bir şey. Yani bunu mesela internetten kitap aldığım zaman bile o şey hissiyatını vermiyor bana. Bir dükkana girip de kapısını açıp raflardan bulup almak, bu bile bambaşka bir şey. İşte bunu da yani bir kitap okuyan bir nesil istiyorsak eğer çocukları da bunu alıştırmamız lazım. Hani internetten siparişle değil de evet. Biraz daha bu dükkanlara giderek o kitapları arayarak yani o kitapların bir enerjisi var. Yani o raflarda duran kitapların bir enerjisini hissederek alırsak eğer bu kitapla olan haşır neşirliğimizi biraz daha arttırabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ama işte yine internet bunu biraz baltalıyor. Özellikle bu videoların artık gündemde olması yani... YouTube'a girdiğin zaman istediğin, istemediğin her konuyla alakalı video var. Kesinlikle. İşte bu biraz bizim kitabı da baltaladığını düşündürüyor. Aslında Erdem biraz da şöyle bir durum var. Biz kitap çocuk kitap okumalı algısındayız millet olarak. İşte ya da bunu söylem olarak sürekli söylüyoruz. Çocuklarınıza kitap okutun, mutlaka onlara yeni kitaplar alın, edinin gibi. Ama bence bu ailede oluşacak bir durum olduğu için yani... Ailecek açıp kitap okumamız gerekiyor. Sen çocuğa kitap okuturken eğer ki internette gezintine devam ediyorsan, sosyal medya mecralarında bir like atıyorsan, işte biraz bir geziniyorsan, bir şeyler paylaşıyorsan bu ciddi bir problem yani. Bunu asla öğrenciye ya da o çocuğa katamazsın diye düşünüyorum. Biraz da toplum olarak bunda eksiyiz. Söylem olarak varız ama işleve döktüğümüzde maalesef yokuz. Diye düşünüyorum. Yani bu her aile için tabii ki burada yaptığımız her paylaşım ya da konulara getirdiğimiz her yorum herkes için geçerli şeyler değil. Siz üstünüze alınmayabilirsiniz eğer siz öyle bir aile değilseniz diyelim onu da. Alınganlık olmasın izleyicilerimiz tarafından. Ama böyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medyayı çok seviyoruz toplum olarak. Bunu da programda sık sık konuşuyoruz. Ama bir çocuğa kitap okumayı kitap oku diyerek empoze edilemez yani. Bu kabul edilebilir bir şey değil bence. İşte o gene dediğim şeye geliyor. Onu bir merak ettir bak. Yani o kitap okumayı bir merak ettir. Hani al görevin bu kitabı okumak. Bu değil kitabı mi? Şu kadar sürede okuyup hatta bir de özetini çıkar. Dur bir de seni bir şey yapayım bakalım. Kitapta şey karakteri ne yapıyordu? Şimdi böyle yaptığın zaman o çocuğu işte uzaklaştırıyorsun o kitap dünyasından. Kitapların o sihirli dünyasından uzaklaştırıyorsun onu. Evet. Bunu yapmayın işte. Sen de uzaklaşıyorsun. Bu çocukları, şimdi İbrahim'i deniyorum takip ediyor mu diye ama genelden kurtarıyorlar İbrahim'i. Evet. Merakını bugün, öldürmeyin çocukları. Evet. Yani zorla kitap okup demin Pirsu al şunu oku. Evet şimdi, ne kadar antipatik bak, bir durum bu değil var, mi? Bir de Pirsu baksana şurada ne var bak. Ya hakikaten da, de ilginç bir evet. Şey. Erkan Açam'ın olduğu sayfa geldi. Sivas Divriği ilçesinde Zafer Şehri çok gezilesi görülesi. Çok güzel bir dergi bu ya. Yani evet. Bizim dergimiz diye söylemiyorum ama... Her sesi anlatabiliyorum güzel. Değil mi? Yani demek kesinlikle. İstediğimi.
Hatta bir de bunu şöyle de diyebilmek var. Ben bu kitabı okudum ve bu kitap böyle böyle bilgiler içeriyor. Sana da tavsiye ediyorum demek onun yanı sıra. Yani bu ilgi, bu şefkat de çok güzel kitaba dair yaptığın. Ama aynı zamanda hani bunu okuyup ben okudum sana da tavsiye ediyorum diyebilmek de bence o kişinin aa ben de okumalıyım. İşte bir de örnek sağlar. Olma durumu da var. Şimdi evet. Anne baba özellikle günün belli saatlerinde 5 dakika 10 dakika kadar ne kadar vakit ayrılabiliyorsa ama mutlaka her gün aynı saatte oturup da kitap okursa ve çocuk da bunu görürse o çocuğun kitap okumama şansı pek yok. Kesinlikle televizyonu kapatırsa, cep telefonlarını bir kutunun içerisine doldurup kimse kullanmıyor, tabletleri algısı yaratırsa dediğin gibi o çocukta o bilincin oluşmama ihtimali yok. Yeter ki isteyelim. İyi şeyler istemekle oluyor kesinlikle. Diyelim ve bir başka konumuza geçelim Erdem. Bir tane oyun var Erdem. Oyun ismi söylemem bu arada sen bu konuya da uzmansın. Yok söyle zaten tanıtımları yapılıyor. İsmini bunu. Yanlış ifade ediyorsam da düzelt beni lütfen. PUBG. PUBG. PUBG diye bir oyun varmış. Şöyle PUBG harfi. Yani Türkçesi. Player Unknown's Ground Zero muydu İbrahim? Player Unknown's Ground Zero. Error. Öyle bir şeydi. İbrahim böyle bir şey verdi, error verdi bize. Ben oynamıyorum onu. Halbuki oynuyorlar biliyorum. Yani bu oyuna dair haberimizin konusu Erdem. Geçtiğimiz günlerde sanırım Mavi Balina'yı konuşmuştuk. Konuştuk mu? Tabii Mavi Balina'nın bağımlılık işte o oyundaki işte bazı levelleri olduğunu. Mavi Balina da böyle bir oyun değil ama Mavi Balina... O çok daha başka evet. Yani sana şeyler geliyor, komutlar geliyor. O komutları yapıyorsun. Basitten başlıyor. Evet. İşte ne bileyim sabah 7'de kalk 10 defa zıpla gibi şeylerle evet. Başlayıp çatıya çık aşağı atlayla bitebilen. Bitebilen bir oyunmuş. Yani okuduğumuz kadarıyla. Çok üzücü. Bu oyun da bir aslında haberimizin konusu aynı zamanda bir kamu spotuna da dair. Hani bu oyunun da bağımlılık yaptığı söyleniyor, iddia ediliyor Erdem. PUBG'nin mi? Evet PUBG'nin. Ailelere, çocuklara dikkat etmesi önerisinde şimdi bulunuyor. Bak, biz biliyorsun Turgay'la teknolojiye biraz merakımız var. Daha çok evet. Benim bu telefonlara olan bir özel ilgim var. Hı hı. Şu son zamanlarda bir telefonun tanıtımı yapıldığı zaman ne oluyor biliyor musun? Bu telefonu merak eden gençler ilk sordukları şey PUBG'yi oynatıyor mu? Yani takılmadan PUBG oynuyor mu bunda? Değil mi? Alıyorlar ellerine. Böyle takılmadan oynuyor mu? İşte onun içinde Adreno vardı, bunun içinde bilmem ne vardı deyip donanım öğrenmeye başladı gençler. Ne için? İşte oyun sevdasına. Kesinlikle. Haberimizin konusundaki arkadaşımız Erdem, bu kamu spotu hazırlayan arkadaşımız, daha doğrusu Mersin'den Doğukan diye bir vatandaş. Diyor ki Doğukan, ben bu oyunu oynadım, bağımlılık seviyesine geldiğimi fark ettim. Sonra kendimi oyundan soyutlamak için elimden geleni yaptım ve oyunu bıraktım diyor. Yalnız çevresinde gözlemlediği arkadaşları oyuna ciddi anlamda bağımlı. O da diyor ki ben bununla ilgili bir kamu spotu hazırlamalıyım. Bilinçlendirmek istiyor çünkü kendisi böyle bir deneyim yaşamış. Tamamen konumuz bu yani Erdem. Vatandaşın yapmak istediği şey PUBG oyununun bağımlılık yaptığını iddia ediyor ve aynı zamanda da kamu spotuyla kendi bağımlılığını, kendi yaşadığı problemi anlatıyor. Diğer insanlar da bu bağımlılıktan kopsun diye. Ben şimdi oynamadığını. Hala devam ettiğini. Belki de devam ediyor. Belki de bir meşhur olma kaygısıyla da yapmış olabilir. Baksana tabii bizim gündemimize kadar geldi. Ama şu kamu spotu ibaresini Erdem her kamu spotu yapan alıyor mu? Bu mutlaka bir kontrolde. Hayır. Değil hayır. Mi? O öyle olmuyor iş. Onun bir şeyin mutlaka... kamu spotu olabilmesi için rütün buna kamu spotudur demesi gerekiyor. Yani üstüne kamu spotu yazınca kamu spotu olmuyor. Yani acaba bu kamu spotu dediğin gibi Rütük tarafından yok, onay alındı mı? Bir kere Rütük böyle bir şeye yap... Bunun mümkün değil. Daha çünkü bilgili. Burada... bir hedef gösterme var. Evet. Burada belli bir oyun hedef gösteriliyor. Bir de bildiğim kadarıyla o Rütük'ün izin verdiği isimler biraz daha işin uzman, işte bir psikolog tarafından bu bağımlılığın anlatılıp. Bir kere yani Rütük zaten tek bir böyle parmakla gösterilen tek bir oyun için böyle bir şey yapmasının bir anlamı yok. Evet. Yani bunu genel olarak oyunlar, bilgisayar oyunları için. Belki yapabilir, hani evet. Hani medya okuryazarlığı vardır ya. Evet. Bunun bu anlamda hani oyun oynuyorsan da hani ne oynadığının farkında ol. Artısı eksisi nedir? Bunun bilincinde ol. Ona göre oyna.
diyebilmeli. Böyle bir şeyi anlatan bir kamu spotuna onay verebilmek ihtimali. Evet, bu kadar özele indirgenmiş bir oyun için belki de kamu spot dediğin gibi RTÜK tarafından izinli bir kamu spot değil ama vatandaş bunu bir görev gibi düşünüyor. Hani kendisine bunu görev olarak, sorumluluk olarak alıyor ve diyor ki bu oyunu oynayan çocuklarınıza dikkat edin. Ben bunun bağımlılığını ya yaşadım. Çok ciddi zaman harcıyor. Yani evet. Gerçekten şimdi o yaşta işte zihinlerin böyle en bilgi aç olduğu evet. Yaşta tamam hani oyun oynamasını demiyorum. Hepimiz oynadık oyun. Hem de ne oyunlar oynadık. Çok oynadık ama işte deneyim yani ne işine yaradı o oyunlar. Yani bir İngilizcemiz biraz ilerledi ama PUBG ile pek bir İngilizce öğrenebilme şansın pek yok. Doğrudur. Yani bir strateji oyunu oynarsan mesela çok böyle İngilizce yazıların geçti o zaman öyle bir şansın var. Şimdi sadece PUBG de iyi şey yaptı yalnız ha. İyi reklam oldu PUBG'nin. Evet. Artık bilmeyen de bir girip bakacak girip şimdi neymiş maalesef. Bu diye. Bazen de bazı şeylere farkındalık oluşturmaya çalışırken dediğin şey de daha çok doğru. Çok reklamını yapmış oluyorsun. Ama bizim amacımız kesinlikle bu değil. Biz bağımlılıkla savaşabilmek. Ben adına. Oynamayın hani demiyorum. Bağımlılığınız varsa. Ben oynamayın demiyorum. Yani kontrollü oynayabiliyorsanız oynayın. Evet, her şey gibi. İnternet kullanımı her zaman kontrollü olmalı diye zaten sık sık bunu uzmanlar söylüyorlar. Ya bunları baktın söylemiyoruz. Ki eğlenmiyorsun artık. Bir hırs yapmışsın. Seni sinirlendirmeye evet. Var. Bir iki yanlış kulvara doğru kayıyorsun. Çok üzücü. Bir de bir oyun üzerinden böyle hırslanmak, kendini sinirlendirmek. Kardeşin oynuyor mu? Maalesef. Bu bahsettiğimiz oyunla biz de yeni tanıştık. Bugün bu haberi okuduktan sonra da hatta bağımlı olup olmadığıyla ilgili böyle bir kendi kendimi bir ölçtüm, tarttım. Ama akşam bu haberi özet geçip onun bir bağımlı olup olmadığıyla ilgili mini bir sınav yapacağım onu. Yani çalışanlar için çok daha kolay bu iş. Çünkü daha kontrol altında oldukları için. Yani ne kadar PUBG oynayabilirsin ki? Değil mi? Bir yerden sonra sen ne yapıyorsun derler. Kesinlikle evet. Ama işte akşamları oynuyorlar inan işte Erdem. Evet. Ya da dediğim gibi akşam gelince oynuyor yemeği işte bittikten sonra. Tamam canım yani bir stres atma amaçlı oluyorsa ve belli bir yerde kalıyorsa. Kontrollü mü işte bunu ölçüp tartmak gerekiyor kesinlikle. Bilinçli olmak çok önemli bu konuda. Diyelim Erdem program süremizin sonuna geldik. Aa ne çabuk. Evet programımızı sonlandırdık. Sana İbrahim oradan zamanla ilgili. Bilmiyorum, bir şöyle bir şey yaptı ama. Ha bir dakika. Bir dakika demiş. Ben de Olcu'ya dönelim belki o farklı bir devam dedi. İstersen programımızı kapatalım Erdem. Sen kapanışını yap ardından da ben. Evet bugün de programımızın sonuna gelmiş buluyoruz. Sevgili Pirsu'yla beraber yine benim için çok keyifli bir program oldu. Tüm akrabalarıma ve arkadaşlarıma Haberaks TV aracılığıyla selam gönderiyorum ve sizleri Pirsu'yla baş başa bırakıyorum. Ben de seninle program yapmaktan son derece keyif alıyorum. Önce oradan başlamak istiyorum. Ben de beni izleyen bütün akrabalarıma buradan selam göndermek istiyorum kameraları bulmuşken. Bize yayın esnasında yardımcı olan, sizlerle buluşmamızı sağlayan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Haftaya hadi konuşalım da tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın diyelim. Umutla kalın. Sizlere her zaman mutluluk veren zamanlar yaşayın inşallah. Hoşça kalın.